Şimdi İstanbul'a uzanıyoruz. Dün akşam saatlerinde İstanbul Yedikule'de can pazarı yaşanmış. Çöken 3 katlı metruk binanın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti maalesef. Son olay İstanbul'daki metruk bina tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Beyaz Haber ekibi de İstanbul sokaklarında her an yıkılabilecek olan o binaları görüntüledi. Bir yetkili gelip de önlem almıyor buraya. Abi çabuk çabuk hemen. Altları boşalmış. Eski ev bölgesi, burada öyle evler çok var. İşte o evlerden biri dün çöktü, can pazarı yaşandı. Enkaz altında kalan iki kişi can verdi. Beş kişi vardı. İkisi can kaybından gitti. İstanbul Yedikule'de 3 katlı metruk binada önceki gece yangın çıkmıştı. Yangından sonra ağır hasar gören bina saatler sonra çöktü. Dün Yedikule'de korku ve panik dolu anlar yaşandı. Çünkü çöken binanın içerisinde 5 kişi vardı. 3'ü yaralı olarak kurtarıldı ama içeriye hurda toplamak için giren 2 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 18 yaşındaki Emircan Tunç, diğeri de 16 yaşındaki Ramazan Uysal'dı. Endişe yaşıyor musunuz? Tabii ki ya, ne kadar korktuk 2 günden beri. Çoluk çocuk var. Ve bu son olay İstanbul'daki metruk bina tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Sokaklarda adım başı bir metruk binaya rastlanıyor ve hepsi tehlike saçıyor. Çaresine bakılması lazım. Yani belediyenin en başta ilgileneceği şey bu. Başka bir şey değil yani. İstanbul sokaklarındaki tehlikeleri size tek tek gösterelim. Bakın burası dün çöken binanın hemen yan tarafı, bir binanın balkonu. Balkonda derin çatlaklar var ve bu balkonun yıkılması an meselesi. Buradan yoldan geçen birini kafasına oturtunda düşebilir. Bir önlem bir bakılsaysa yani, en azından böyle saç çevirmeyle, etrafı kapılmayla olmuyor yani bunlar. Burası da Fatih Yedikule'deki bir başka metruk bina. Bu binada tehlike saçıyor. Niye mi? Bakın. Burada duvarlarda çatlaklar var ve yukarıda ahşap tarafı da tamamen çürümüş durumda. Etrafındaysa hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Bazen hava şartlarına bağlı olarak da kiremit vesaire veya yapıdan bir şeyler dökülecek diye korkuyoruz açıkçası. Bazı metruk binaların çevresinde ise alınan yetersiz güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Bakın bu ahşap binanın önünde saclarla önlem alınmış ama bir çökme durumunda enkaz tamamen yolu kapatabilir ve istenmeyen sonuçlar doğabilir. İşte böyle bırakıyorlar. Sadece bir koruyucu önlem. Geçici önlem yani. Öyle sağlıklı bir şey değil yani. Kapa